Reyna'dan skandallar zinciri. Kılıçdaroğlu Bahçeli ile görüştü. 29 gazeteciye hapis istemi. Seçim kazanamadı, OHAL ilan etti. Günün haberleri başlıyor. Silahlı saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reyna adlı gece kulübünün sahibi Mehmet Koçarslan, kapıda 4 polisin görevli olduğunu ancak saldırı anında 3 polisin kapıda olmadığını söyledi. Koçarslan, bir çalışanının kendisine saldırıdan 10 gün önce Reyna'nın üzerinde drone dolaştığını söylediğini, bu durumu da emniyete ilettiklerini vurguladı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede tutuklu 25 gazeteci için 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede gazeteciler silahlı örgüte üye olmakla suçlanıyor. 25'i tutuklu 28 gazeteci arasında Büşra Erdal, Atilla Taş, Gökçe Fırat, Murat Aksoy ve Ünal Tanık da bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli, partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi bir araya geldi. Bugünlerde... Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Bugünlerde bu görüşmeye ihtiyacım vardı. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendisine ilettim," dedi. Twitter hesabından da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz mücadelemizi sarayda oda kapıp cep doldurmak için değil, milletimize karşı sorumluluğumuz olduğu için yapıyoruz," ifadesini kullandı. Başkanlık sistemiyle yönetilen Gambiya'da Devlet Başkanı Yahya Jammeh, seçimleri kazanan Adama Barrow'a görevi devretmeyi reddederek ülkede OHAL ilan etti. 1994'te göreve gelen ve ülkeyi 22 yıldır yöneten Jammeh, muhaliflere yönelik işkence ve cinayetlerle anılıyor. Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimlerinde sağ bloğun adayı Antonio Tajani 351 oy alarak yarışı kazandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine ilişkin net bir tutum sergilemesiyle bilinen Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı, "Türkiye baskıları son verene dek müzakereler dondurulmuş şekilde kalmalıdır," açıklaması yapmıştı.